Merhabalar, Kaptan Nişi kanalına hoş geldiniz. Ramazanın en güzel tatlılarından biri olan güllaç tarifi vereceğim. Yusuf Kaptan'ın elinden olacak bu tarif inanılmaz lezzetli ve kolay. Öncelikle 3 litre sütü tenceremin içerisine alıyorum. Kesinlikle süte çok fazla demeyin. Çok katlı bir tatlı olduğu için bu sütün hepsini kullanıyoruz. 3 litre süte 750 gram yani yaklaşık 4 su bardağı kadar da şekeri ilave edeceğiz ve bir güzel kaynatacağız. Ben şekerleri ekledim şimdi. Ocağıma alıyorum ve kaynatmaya bırakıyorum. Arada karıştıracağım şeker erisin diye. Kaynadıktan sonra da sütümüz ılıyacak. Kaynar kaynar kullanmayacağız unutmayın. Sütüm benim ılıdı. Şu anda ılık bir vaziyette. Cevizim de hazır, güllaç yapraklarım da hazır ve güllaç yapraklarımın boyutunda olan e, tepsim de burada. Şimdi bunları bir araya getireceğiz ve Yusuf Kaptan yapacak bu işi. Öncelikle tepsinin altına iki kepçe kadar döküyor sütten ve k parlak taraflar üste kalacak şekilde güllaç yapraklarını diziyor. Her kata önce süt 2-3 kepçe, sonra cevizden serpip tüm bu güllaç yapraklarını bu şekilde üst üste getiriyor. Zaten sütün hepsi bu iş için gidiyor çünkü çok fazla yaprak var. Gördüğünüz gibi sütün tamamı bitti. Hepsini koyuyoruz tepsiye. En sonda üzerine kalan cevizi ilave edeceğiz ve bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat kadar dinleniyor. 3 saatin sonunda yine Yusuf Kaptan dilimleme işlemini yaptı. Şimdi ben sunumu yapacağım, servisi yapacağım. Tatlımız gördüğünüz gibi bu kadar basit. Süslemek için Antep fıstığı ve framboaz kullandım. Ama vişne de çok güzel oluyor üstüne hem görsel manada hem tadı olarak. Her dilimin üzerine biraz antep fıstığı, file antep fıstığı ve üzerlerine de frambuaz ekliyorum. Ve şu anda servise hazır. Bir dilim de alıp size o sütlü, aralarındaki cevizi böyle kıvamını da göstermek istiyorum. Çok kolay bir tarifti gördüğünüz gibi. İftardan sonra hafif tatlıları tercih edenler için inanılmaz bir alternatif oldukça da güzel ve kolay, e, bereketli de bir tatlı. 10 kişilik bir misafiri çok rahat ağırlayabiliyor. Bizim gibi 3 kişilik bir aile içinde en az 3 gün boyunca tatlı ihtiyacımızı karşılıyor. E, videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi e, yorumu ihmal etmeyin. Desteklerinizle daha hızlı büyüyeceğimi ve sizlere daha güzel içerikler hazırlayabileceğimi unutmayın. E, Ramazan ayına özel istediğiniz başka bir tatlı tarifi varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, mutlaka denemeye çalışırım. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanları ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.